Alanya Oba Mahallesi'nde yaşayan Hasan Okşar, kendisine ait yaklaşık 4500 metrekarelik taşınmaza 2005 yılında Oba Belediyesi tarafından 18. madde uygulaması yapılmadan ve kamulaştırılmadan yol açtığı, yeşil alan ve çocuk parkı yapıldığı iddiasıyla dava açtı. Okşar, Alanya 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açtığı davayı 8 yıl önce kazandı. Oba Belediyesi'nin Büyükşehir Yasası sonrası kapatılmasının ardından geçen sürede çözüm üretilmediği gerekçesiyle Hasan Okşar, kendisine ait Oba Çay Caddesi yolu üzerinde bulunan arsasını tel örgüyle çevirdi. Yolumuzun açılmasına çok sevindik. Alanya gibi turistik bir yerin böyle bir utançla yaşaması hiç iyi değil. Özellikle yerleşik yabancıların ikamet ettiği bölgede yolun trafiğe kapanması araç ve yayalara zor anlar yaşattı. Alanya Kaymakamlığı gelen talepler doğrultusunda bugün 3091 sayılı kanuna istinaden yolun tekrar ulaşıma açılmasını sağladı. Alanya Belediye ekipleri tarafından tel örgülerin kaldırılmasıyla zor anlar yaşayan özellikle yerleşik yabancıların olduğu mahalleli ve çevre halkı büyük sevinç yaşadı. Sitemize arabamızla gelemiyoruz örneğin. Geçerken mesela bir çoluk çocukla arabayla gideceksin. Ta aşağıya kadar çocuğunu taşımak zorundasın. Bu da utanç verici bir şey. Yani tellerin üstünden geçiyoruz. Kendi imkanlarımızla biraz telleri yırtıp yani açıp aradan geçiyoruz. Özellikle Alanya bölgesinde motosiklet çok olduğu için motosikletler aralardan geçip gidiyor. Yani bugün bir kaza olsa burada ya tele kaç kişi de düştü yani. Yıllardır bayağı bir zorluk çekiyorduk. Ama açılmasına sevindik. Yani araba kullandığımız zaman kavşaklardan giderken de bayağı bir zor oluyordu. Evet. Açıldığına teşekkür ediyoruz. Herkese. Peki. Emeği geçenlere teşekkürler.